Herkese selam. Bugün sizlerle yeni bir ders çalışma günüm. Yani aslında YKS çalışma günlüğümü çekiyorum. Bugün neler yaptığımdan birazcık bahsettikten sonra hiç uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Bugün 2 saat fizik dersimiz, 2 saat kimya dersimiz ve 2 saat edebiyat dersimiz vardı. Bunun sonrasında ise 2 saat biyoloji ve 2 saat matematik dersimiz kaldı. Şu an 1 saatlik bir moladayız. Yaklaşık 1 saatlik bir mola. Bugün biraz yapmak istediklerimden bahsettikten sonra ders çalışmaya hemen geçmek istiyorum önümüzdeki derse kadar. Bu Türkçe Eğitimi kitabından birazcık ilerlemek istiyorum. Fiilde çatı konusunda biraz kötü olduğumu düşünüyorum. Bugün vaktim kalırsa önce doping hafızadan fiilde çatı konusunu izledikten sonra bunda fiilde çatı çözeceğim. Ama vaktim kalmazsa hangi konudan iyi olduğumu düşünüyorsam ondan biraz ilerleyeceğim. Bugün sözcükte anlamı işledik. O yüzden belki biraz sözcükte anlamı da çözebilirim. Hani vaktimin kalmasına göre değişecek hangi konuyu çalışacağım. Ama fiilde çatıya bir an önce bakmam gerekiyor. Bugün çalışamazsam da yakın bir zamanda onu ilerletmem lazım. Paragraf çözmek istiyorum. Aslında paragrafın şifresi yayınlarının paragraf kitabına başlamak istiyordum ama bu iki kitaba başladığım için dil bilgisi olarak şu anlık Türkçe'nin ritminden ilerleyeceğim. Paragraf olarak da paragrafın ritminden. Bunları bitirdikten sonra paragrafın şifresi yayınlarına başlamayı düşünüyorum. Bunu da zaten çözmüştüm. Ben çok çözmedim açıkçası ama bunu da böyle düzen çözersem kısa bir sürede bitireceğimi düşünüyorum. Onun dışında bugün kimyadan şu 11. sınıf nitelik yayınlarına biraz ilerlemem gerekiyor. Buradan da çözmediğim bir konu vardı. İlk konuyu bitirmiştik, onu çözmemiştim. Şu an ikinci konuya da geçtik ve ilk ünite bitti sanırım. Hemen bakıyorum. İlk ünitenin yarısı falan bitmiş. Yani o yüzden bundan böyle bir ilerlemem gerekiyor ve bundan hani geldiğimiz yere kadar şu an çözmem gerekiyor. Daha sonra geometri sıfırdan ilerlemek istiyorum. Bundan da dik üçgen konusundan ilerlemek istiyorum. Dik üçgen konusundan sonra yani bundan bitirdikten sonra TYT geometri normal karekökün soru bankasından da ilerlemek istiyorum. Ama bugün sadece bunu bitiririm sanırım. Hani çok fazla ilerlemem diye düşündüm. Geometri sıfır geçen gün çözüyordum. Yapamadığım çok soru vardı. Çok soru yoktu da hani genelde aynı tür soruları yapamıyordum. O yüzden önce bir şu yapamadıklarımı öğretmenlerime göndereceğim. Daha sonra geometri sıfıra başlarım diye düşünüyorum. Bir de bugün şöyle bir tane Türkçe denemesi çözmek istiyorum. Hangi yayından çözeceğimi de göstereyim. Bu Tonguç'un Türkçe metre kitabından. Bu zaten 3 temel 6 orta. 3 tane de üst düzey denemelerden oluşuyormuş. Öyle yazıyor yani şurada. Ve temel denemelerinden bir tanesini çözmek istedim. Bakalım nasıl bir net elde edeceğim. Netimi söyler miyim bilmiyorum. Bu konuda çok kararsızım ama söylerim herhalde. Öğrenin yani. Ne olacak yani. Ama şimdi sınava girersem ve o netten daha kötü bir net yaparsam ya da daha iyi bir net yaparsam bu konuda kötü bir eleştiri de almak istemiyorum. Çünkü tüm denemelerde 120 net yapsam bile hani sınavda 120 net yapacağımın garantisi olmaz ya da bütün denemelerde 100'ün üstüne çıksam bile sınavda 100'ün üstüne çıkacağımın garantisi olmaz. Zaten böyle bir şeyin garantisini kimse veremez. O yüzden hani lütfen o konularda beni eleştirmeyin. O zaman netlerimi söyleyeceğim. Yani bu konuda beni eleştirmezseniz söyleyeceğim netlerimi. Bir tane düşe matematik denemesine başlamıştım ben. Ama bunu kaç gündür, kaç haftadır elimde sürünüyor. Bitiremedim. Yani deneme bir haftada mı çözülür Allah aşkına? Bunu bitirmek istiyorum. Dün biraz çözmeye çalıştım ama dün akşam çok yorgun hissediyordum. O yüzden pek verim alamayacağımı düşünüp hiç çözmeyeyim bari dedim. Bugün artık bunu da bitirmek istiyorum. Son 10 sorum falan kaldı sanırım ama çok fazla zaman harcadım gerçekten bunun için. Yani sırf 28 sorusunu bile 45 dakikada çözmüştüm. Bu çok moral bozucu bir şey. O yüzden bıraktım zaten biraz da. Moralimi bozmadan bugün bunu da çözmeyi düşünüyorum. Bir de bugün şunlardan ilerlemek istiyorum. Bunu da göstereyim. Yani şu an ne yapacağımı tam bilmiyorum. Karışık karışık bir şeyler söyledim ama sırayla yapacağım hepsini. Bu ben AIS'in geometri ve matematik adına bu föylerinden ilerliyorum biliyorsunuz ki. Şu anda geldiğimiz yere kadar bu föyleri bitirmem gerekiyor. Onları bitireceğim. Bir de son olarak çok fazla şey söyledim ama bu trigonometri kitabından ilerlemem lazım. Ben bu kitabı biraz geç aldım. Yani arkadaşlarım bunları çözdü çoktan ama bunu da çözmek istiyorum. Trigonometri konusunda şu an biraz kötü olduğumu düşünüyorum. Onu da sanırım doping hafızadan dinleyeceğim. Bir kısmını dinledim. Zaten gayet beğendim. Yani dinlersem oradan anlayacağımı düşünüyorum. O yüzden doping hafızaya zamanım kalırsa o konuyu da dinlemek istiyorum bakalım. O zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden geçelim derse. Bu arada fizikle çalışmam lazım. Ama bugün yapmam gereken neden bu kadar çok şey oldu bir anda anlamadım. Sürekli ertelediklerimden başlayacağım. Yani şu föylerden başlayacağım. Bu denemeyi çözeceğim sonra. Ve geometri sıfır sorularını bir öğretmenlerime göndereceğim. Bir saatten sanırım yaklaşık 45 dakika yarım saat gibi bir sürem kaldı. Çünkü biraz oyalandım açıkçası. O yüzden bu yarım saatlik sürede de şu föylerden ilerlesem ve bu denemeyi bitirsem benim için iyi olacak. Bu şekilde arkadaşlar ilerledikçe sizlerle neler yaptığımı paylaşırım zaten. Umarım videoyu severek izlersiniz. Bu arada bugün günlerden 8 Ekim Perşembe olması lazım. Söylemekte biraz geç kaldım sanırım. Bu şekilde o zaman ben çalışmaya geçiyorum. Bakın kolay soruları yapıp zorları asla yapamıyorum ve bunları yapınca kendimi ilk başlarda böyle aşırı geometri uzmanı falan hissediyordum ama kendimi şu an aşırı geometri cahili hissediyorum. Çünkü sadece bu temel düzeyleri ve
orta düzeyleri yapabiliyorum. Bu ileri düzeyleri hiçbir şekilde yapamıyorum. Ben ne zaman doğru düzgün fizik çözebilmeye başlayacağım gerçekten? Umarım seneye bu videoyu izlerken... Ay fizik nereden çıkıyor ya? Geometri fizik diyorum sürekli aşkla. Umarım seneye bu videoyu izlerken çok iyi geometri çözüyor olurum ve bütün soruları böyle tak 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 yapıyor olurum. Bu videoyu eğer bir sene sonra falan izliyorsanız ya da böyle 10 ay sonra falan yorumları tekrar böyle bir aktifleştirin. Ben de gelip tekrar izleyeyim ve bu anı gördüğümde çözebiliyor muyum, çözemiyor muyum? Tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağım kendim için. Ama gerçekten şu an yok yani. Hani çok kötü de olduğunu düşünmüyorum ama iyi de değil yani bu arkadaşlar. Böyle nereye kadar gidecek gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Umarım soru çözdükçe bu düzelir. Çünkü başka bir yolu yok gibi yani. Şimdi buradan devam edeceğim ama bu testten sonra daha çözmeyeceğim. Çünkü dersimiz başlayacak. Ben yine her zamanki gibi oyalandım. Boyamayı çok iyi beceriyorum ama geometri çözmeyi beceremiyorum hala. Şu an kendi kendime moralimi kötü yapıyorum yani. Yapmayacağım bunu. Bunu yapmamalıyım çünkü gerçekten etkileniyorum yani. Neyse kendime dalga geçiyorum. Hani eğlenmek de lazım bir zamandan sonra. Şimdi derse gitmem lazım. Şu 3 soruyu hemen çözüp derse gideceğim. Çünkü link atıldı şu an ve dersimiz başlamış. Bugün de 1 saatlik molamızda sadece 6 adet soru çözebildik. Umarım dersten sonra adam akıllı çözebilirim. Çalışacağım. Bugün çalışmam gerekiyor çünkü bugün çalışmazsam başka zaman çalışacağım. Yani eleniyorum sürekli. Her gün uyuyarak, her gün yatarak ya da her gün başka bir şeylerle ilgilenerek eleniyorum yani. Bugün bir 200 soru olduğunda, gerçekten 200 soru olduğunda hem dizi izlemeye, hem film izlemeye, hem kitap okumaya her şeye izin vereceğim. O yüzden 200 soru olmam gerek. Kendime bir kural koydum şu an. Bunu tamamlamadan bugün başka hiçbir şey yapmayacağım. Uyumak bile yok. 200 soru yapmam lazım. 200'den sonra çok zorlamaya gerek yok. Ben zaten normal olarak 100'ün üzerine çıkan bir insanım. Yani hani 300 falan demeye gerek yok şu an. Çünkü yapamayacağımı biliyorum yani. 200 diyelim. Çok büyük hedef koymayalım. Kendimize de vakit ayıralım. O zaman şimdi ben derse gideyim. Daha sonra neler yaptığımı falan paylaşacağım zaten sizlerle. Günü 200 soruyla kapatırsam aşağıya ne atın biliyor musunuz? Tebrikler Deniz yazın. Alkış emojisi falan koyun, tamam mı? Şu an bunu görmek istediğim için 200'ü tamamlamam gerek. Tuhaf bir hava yok mu sizce de İstanbul'da? Yani yağmur yağıyor ama hava sıcaklık değişik yani. Kazak havası değil ama böyle ince gömlek havası da değil. Çok değişik bir hava, tamam. Sivit havası aslında ama ben bu sivitle de şu an sıcaklıyorum. Neyse şimdi çok konuşmadan hemen derse devam etmem gerekiyor. Ay çekmeye başlamış zaten. Bir dakika, şu an açı biraz kötü sanki. Ben şimdi kahvemi yaptım. Da gayet olmuş. Ben zaten çok seviyorum. Ben normalde bunu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Kahveyi, şekeri ve sıcak suyu bir kavanoza koyup çalkalıyorum ve köpüklü oluyor üstü falan. Bunun şu an öyle değil çünkü biraz şunu aşağı indirsem. Çünkü onu yapmakla vakit kaybetmek istemedim. Pek direkt hani sıcak suyla birlikte kahveyi ve şekeri erittikten sonra süt ve buz ekledim. Böyle de gayet güzel olmuş bence. Öbürü zaten sadece görsel olarak farklı. Hani bloggerseniz, fotoğraf falan çekecekseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben şundan hemen devam edeceğim. Acaba biraz Türkçe mi çözsem? Türkçe mi çözsem? Deneme mi çözsem biraz? Ya da paragraf mı çözsem? Bilmiyorum. Hep matematik çalışıyor gibi hissediyorum ya. Neyse şimdi o zaman ben bunu bitireyim. Bunu da yapamadım. Bir tane daha soru var bu arada. Ya şu an hiç geometri çözüm yok biliyor musunuz? Çünkü bilmiyorum, biraz moralim bozuldu yani. En kolayları bile yapamıyorum. Temel düzeyden bir tane yapamadığım çıktı. Ya da biraz Türkçe'nin ritmiyle başlayayım. Çünkü Türkçe'yi seviyorum. Ne kadar kararsız bir insanım yalnız. Hangisini çalışacağım konusunda bile bu kadar kararsız bir insanım. Sözlükte anlamdan iki test çözeyim dayanabilirsem ona da. Yani sözlükte anlam sizce de birazcık gıcık değil mi? Yani bilmiyorum ama. Daha sonra bir tane dil bilgisi konusu çözerim ama hangisini çözerim hiç bilmiyorum. Belki tamlamalarla alakalı bir kısım şu an gözüme çarptı. Ya da fiilimsi var mı bunda? Fiilimsi çok seviyordum ya ortaokuldayken. O zaman ilk ben fiilimsiyle başlamak istiyorum. Ortaokuldayken, 8. sınıftayken var ya, bayılıyordum fiilimsiye. Gerçekten çok seviyordum. Cümlenin ögeleri de aynı şekilde. Geçen sene bir daha yaşadık galiba fiilimsiyi ve ben derste böyleyim.
Öyle falanım yani. Çünkü kolay bir konu bence ve gerçekten eskiden beri bir sevme durumum var yani. Yok yokmuş zaten. 1-2 adet test var filmsiden. Şimdi bunlara başlayayım. Bunu bitirdikten sonra bir kez daha sizi güncelleyeceğim. Çünkü şu an ne yapmak istediğime pek karar veremedim. O yüzden ikinci olarak ne yapacağımı söylemeyeyim. Bunu bitirdikten sonra güncelleyeyim tekrar size. O zaman şimdi hemen buna başlıyorum. Size şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben fiilimsi testi çözmek istemiştim. Ve bakın bu fiilimsi testim full. Ama bundan önce bir test var. Onda sürekli ek fiil vardı ve bir sürü yanlışım var. Zaten ben fiilimsi çözmek istemiştim. Bir anda karşıma ek fiil çıktı yani. Zaten ek fiilde iyi olmadığımı biliyorum yani. Fiilimsi de iyiyim diye çözecektim. Ama tabii ki de sadece iyi olduğumuz konuları çözmüyoruz. Ortaokulda ne çözerdik be? 8. sınıfta. Şu an hiç kalmadı ki Türkçe mükçe. Edebiyat geldi. Türkçe kalmadı yani bizde. Arkadaşlar bugün akşam ettik ve bayağı 200 soru çözdüm cidden. Kaç soru çözdüm harbiden? 4 soru şundan çözdüm. Sözcükte anlam çözdüm bundan. Kaplan Akademi yayınlarının. Bu bana işte bayağı önceden gelmişti. Genelde sevdiklerimi çözdüm gibi oldu galiba. Bakın şöyle bu şekilde. Noktalama işareti. Anlatım bozukluymuş. Noktalama işaretini tabii ki de çözmüşüm. Bakın yazım kuralları. Böyle arkadaşlar. Kitaptan bayağı ilerlemiştim. Çünkü bu bana gelen ilk PR ürünlerinden biriydi ve o zamanlar TYT kaynağım hiç yoktu. Ben de Türkçeyi çok sevdiğim için hemen buna başlamıştım böyle. Ama çözüyorum yani görmeniz lazım. Çözdüğüm videolarım var zaten. Eskiden beni izliyorsanız bunu görmüşsünüzdür. Şöyle içini göstereyim. Tanırsınız bakın bu kitap. Hadi size bir şey söyleyeceğim. Ben edebiyat öğretmenime mesaj attım. Dedim ki buna başlamıştım dedim. Bunu mu kullanayım dedim. Çünkü o bize paragrafın şifresini önermiş. Paragrafın ritmi dedi ki çok iyi bir kaynak. O yüzden paragrafın ritmine başlama bence. Onu biraz beklet dedi. Önce öbürünü çöz sonra bunu çöz dedi. Çünkü çok içerisinde güncel ve ÖSYM tarzı sorular var dedi. O yüzden ben bunu bekletmeye karar verdim. Ve sanırım paragrafın şifresinin paragraf kitabına başlayacağım. Hatta o kitabı bitirdikten sonra 12 kitabı, 3 kitabı var bir dakika. Size şimdi hemen onun mantığını göstereceğim. Çok mantıklı bence ve kitaplar gerçekten aşırı güzel. Tasarımları işte içi falan soruları falan aşırı güzel. Hemen göstereceğim. Arkadaşlar bu arada lütfen her şeyi PR sanmayın ve reklam sanmayın. Ben bu kitapları gerçekten beğendiğim için şu an göstereceğim. Ve bu kitapları hani sadece şu an tamamen önermek için göstereceğim. Çünkü benim çok hoşuma gitti yani kullanım şeyleri, mantıkları. Şimdi bu konu anlatımlı galiba bakıyorum. Metot anlatımlıymış pardon. Bu birinci kitap arkadaşlar. Arkadaşlar ilk bunu çözüyorsunuz. İşte nasıl çözeceğinizi falan anlatıyor. Küme varım metodu, yanıt metodu. Konu konu soru tiplerini ayırdılar ve nasıl çözüleceğini anlatıyorlar. Bu öyle bir kitap ama ilk buna başlayacağım. Sanırım paylaşacağım düşüncelerimi tekrar. Bu ikinci kitap. Bakın şuralarında hep yazıyor zaten. Bakın şurada. Bu normal paragraf soru bankası diye düşünüyorum. Çünkü öyle yani modüler soru bankası yazıyor. Bu da üçüncü kitap. Üç etaplı denemeler diyor. Bunun üç etap derken yani kolay, zor, orta bence. Öyle anladım yani üç etaptan. Bunu çıkardım. Üçlü etap kolay, orta, zor yazıyor görüyorsunuz değil mi? Bu da deneme arkadaşlar. Bu da üçüncü kitap olarak geçiyor. Şuradan görebilirsiniz. Ben galiba ilk şu mavi olanına başlayacağım. Sonra kırmızıyı çözeceğim. Ya sırayla çözmek zaten mantıklı. Çünkü boşuna sıraya koymamışlardır yani. Günü böyle kapatacağım. Çünkü saat 10 olmak üzere ve erken kalkıyorum. Yani çok erken denmez. 8 falan. Bu video niye konuşarak geçti? Başka zaman olsa hiç konuşmam. Kitap falan çekerim. Bu videoda kendimi gösterdim ya illa sürekli konuşacaktım yani. Bugün böyle kapatacağız. 100 soru bile olmadı yani. Çok üzgünüm şu anda. Yarın telefonu bırakarak çalışmayı deneyeceğim. Ve yarınki online derslerimiz yine aynı ya. 10 saat sanırım ama yarın aralarımı ve teneffüslerimi de iyi değerlendirmek istiyorum. Çünkü dersleri blok yapıp 20 dakika teneffüs yapıyoruz. Gayet mantıklı bence. Şimdi yaparım şunu da akşam yapayım, bunu da akşam yapayım diyerek boşuna zaman geçiriyorum. Telefonum saklama alanı uyarısı verdi. O yüzden gidiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.